Hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Avukat Abdurrahman Altınsucu. Tarsus'ta avukatlık mesleğini icra ediyoruz 6 yıldır. Aynı zamanda AK Parti Tarsus Belediye Meclis üyesiyiz. Tarsus'a verilen vaatler arasında yaşlı bakım evi vardı. Siz bunun Tarsus için gerçekten gerekli olduğunu ama bunun yapılmadığını belirttiniz. Evet. bunun yapılmama gerekçesi nedir? Siz buranın yapımı konusunda ne gibi çalışmalar yaptınız? Yaşlı bakımıyla ilgili daha doğrusu huzur ile ilgili e, mevcut zaten 50 kişilik bir 50 yatak kapasiteli bir huzur evimiz var. Tarsus nüfusuna ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Hem fiziksel şartlar anlamında hem yatak sayısı anlamında. Bununla ilgili de bakanlıkça e, il müdürlüğümüze bütçe gönderilmiş. Eğer uygun bir yer olursa orada da 100 yatak kapasiteli bir yeni bir huzur evinin güncel standartlara uygun bir huzur evinin yapılacağıyla ilgili çalışmalar yapıldı ama maalesef e, gelinen noktada Tarsus Belediyesi, CHP Tarsus Belediyesi e, huzur evinin yapılacak olduğu arsayı tahsis etmedi. Yani huzur evinin yapılmasına dolaylı olarak engel oluyor. Aslında e, maalesef biz hizmet yapacağız diye insanlara sözler verilmesi ama yapılacak hem hizmet yapmamaları yapılacak olan hizmete de engel olmaları aslında tam olarak CHP zihniyetinin CHP düşüncesinin ne olduğunu ortaya bir kere daha koymuş oldu Tarsus'ta. Çevre ve şehircilik bakımından başkanın yaptığı çalışmaları yeterli buluyor musunuz? Şu anda sulama kanallarının etrafında herhangi bir önlem alınmamış durumunda. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Siz bu konu hakkında meclise herhangi bir önerge sundunuz mu? Bununla ilgili çevre düzenlemesi tabii ki belediyenin en önemli, en asli görevlerinden bir tanesi. Zaten Tarsus'ta yolların durumuyla ilgili Yolların çok bozuk olduğunu, insanların bu bozuk yollardan dolayı mağdur olduklarını, hatta bazen insanların ani manevralar yaptıkları için trafik güvenliğinin tehlikeye girdiğini ve bazı trafik kazalarının meydana geldiğini bunların hepsini meclise belirttik. Ama maalesef söylenen sözleri dikkate almayan, sınıfta kalmaya devam eden bir CHP yapısı var. Diğer taraftan Kaldırımlarımız gerçekten çok bakımsız, parklarımız çok bakımsız. Bunlarla ilgili de gerekli bakımların yapılmasını söylememize rağmen maalesef gerekli çalışmalar hala şu ana kadar yapılmış değil. Peki Tarsus Belediyesi'nin ekonomik durumunu nasıl görüyorsunuz? E, sizce esnafın sorunlarına çözüm bulabilecek durumda mı? Tarsus Belediyesi'nin esnafın sorunlarına çözüm bulabileceğini düşünmüyoruz. Daha doğrusu hiçbir konuda çözüm bulabileceğini düşünmüyoruz. İki buçuk yıl geçti. İki buçuk yılda çözüm ürettikleri bir konu bile yok. Tarsun problemleri arttı ama azalmadı. Ekonomik durum hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Ekonomik durumla ilgili Tarsus Belediyesi'nin zaten maalesef işte en son biz yapmış olduğumuz açıklamalarda imal e, imar Limites şirketinin 27 milyona yakın borçlu hale geldiğini söyledik. Bu şirket CHP Tarsus Belediyesi'nin yönetimine gelmeden önce herhangi bir borcu yoktu. Ama iki buçuk yılda maalesef borcu olmayan bir şirket 27 milyon borçlu hale geldi. Bu da aslında Tarsus Belediyesi'nin ekonomik anlamda durumunu ortaya koymaya yetmektedir. Peki Tarsus esnafıyla görüşmeler yapıyor musunuz? Esnafın belediyeden ve sizden beklentileri neler? Bunlara çözüm üretebiliyor musunuz? Tabii ki görüşmeler yapıyoruz. Esnaflarımızla ilgili biliyorsunuz malum bir pandemi süreci var ve tüm dünyayı etkisine altına alan ve tüm dünyada problemleri beraberinde getiren bir pandemi süreci oldu. Tabii ülkemiz, hükümetimiz, iktidarımız sağ olsun hem esnaflara yaptıklar desteklerle, yaptıkları her türlü yardımlarla esnafımızın her zaman her an yanında olduğu ve yanında olmaya devam ediyor. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız esnaflarla ilgili yardım paketlerini sürekli genişleterek arttırıyor. Bu anlamda biz esnaflardan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Yani gerçekten böyle bir pandemi sürecinde devletimizin esnafının yanında olması gerçekten esnafımız için büyük bir güç kaynağı oluyor. Tarsus Traktörcüler sitesinde büyük esnaflar olmasına rağmen bankamatik hiç yok. Esnaf banka işlemleri için merkez, merkeze gitmek zorunda kalıyor. Siz çözüm konusunda ne öneriyorsunuz? Yani ticaretin olduğu veya alışverişin yoğun şekilde olduğu bölgelerde tabii ki ATM'lerin en azından ATM'lerin olması gerekmektedir. Örnek veriyorum Tarsus halimizde yine Yoğun ticaretin olduğu bölgelerden bir tanesidir. Orada tabii ATM'ler var, banka da var. Onunla ilgili eğer böyle bir ihtiyaç duyuluyorsa tabii ki oraya ATM'nin yapılması gerekir diye düşünüyorum. Duyduğumuza göre Tarsus İdman Yurdu'nun bu sezon hedefleri büyükmüş. Sizin bu konudaki duyumlarınız nelerdir? Tarsus İdman Yurdu, tabii Tarsus İdman Yurdu spor özellikle siyaset üstü bir konu. Tabii ki biz 100 yıllık bir takımımız var. Her anlamda takımımızın destekçisiyiz. Tabii ki takımımızın şampiyon olmasını isteriz. Ama maalesef e, şu an yine biliyorsunuz malum problemler devam ediyor. İşte başkan beyin verdiği, belediye başkanının vermiş olduğu sözler var, tutmadığı sözler var. Bununla ilgili de maalesef e, sıkıntılar var. Ama tabii ki yine söylüyorum, Tarsus İdman Yurdu siyaset üstü bir e, olaydır. Biz Tarsus İdman Yurdu'nun bir Tarsuslu olarak her zaman yanındayız ve destekçisiyiz. Tabii ki takımımızın şampiyon olmasını her zaman isteriz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğimiz şu, gerçekten e, büyük sözler verilip şu an o sözlerin hiçbirinin yapılmaması gerçekten Tarsus'ta büyük bir hayal kırıklığı oluşturmaktadır. İki buçuk yıldır hala mazeret üreten, hala bahaneler üreten bir CHP yönetimi var. Artık insanlar bahaneyle, mazeretle ortaya bir şey konulmadığını gerçekten çok iyi görüyor. Biz mazeret üretilmesini değil, hizmet üretilmesini istiyoruz. Ama maalesef şu ana kadar ortaya konmuş bir hizmet yok. Ama AK Parti her zaman hizmet partisidir. Bundan sonra da inşallah biz AK Parti olarak hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim.